Merhabalar arkadaşlar. Testatörsü YouTube kanalımıza bir kez daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Her şey yolunda gidiyordur. Sınavlar gelirken biz de gramer ve kelime soru çözümüne devam edelim dedik. Bu ay Mart yok değil. Sonra Nisan'da EYDS, pardon YDS, ondan sonrasında da EYDS'ler derken sınav takvimi yoğun. Ee, bir görelim bakalım ne sorularımız olacak. Yine kelime ve gramer karışık gelecek. İlk önce hatırlatıyorum. Hani size zaman tanımak adına ben susuyorum. Siz videoyu durduruyorsunuz, çözüyorsunuz kendi ritminizde ve sonra devam ediyoruz. O zaman gelsin birinci soru. Evet. Şimdi bu soruda bir susuyorum. Önce size bir zaman veriyorum. Devam ediyoruz. Evet durdurmuşsunuzdur diye ben kısacık bir ara sonrasında başlıyorum. Önce seçeneklere bakıyorum. Sınavda gözüm seçenekte. Hani ben neyle karşı karşıyayım bunu görmek için. Bakıyorum bana bir ten sorusu sorulmuş. Yanında da böyle gerundlar, to infinitive'ler falan var. Hani hatta walk diyerek hani edili de bir sıfat var. İkinci hali olabilir, üçüncü hali olabilir. Ne olabilir bakacağım. Şimdi ipucu avına çıkıyorum ben. Değil mi? İlk önce ters için ya da hani ikinci bölümden soru illa ilk hani boşluğu ilk önce çözerek ilerlemek zorunda değil. O yüzden hani algım açık bakıyorum şimdi ne var ne yok. 1978'de diyerek başlamış. Yani bana kesin bir zaman ifadesi kullanmış. Peki bakıyorum cümle nasıl? Justin denen bir adamımız var. Bakın bu benim öznem. Özneyi söyledikten sonra 2 virgülle hani laf girmiş araya bir şeyler olmuş. Justin bir şey yaptı. Bakın şurada Justin bir şey yaptı ya da bir şey oldu. Şimdi bir kam dediği için oldu demek istedim. Peki 1978 dediğine göre ne gerekiyor? Kesin zaman bildirildiğinde ben simple past yapıyorum. Yani fiilin ikinci halini kullanan tense'yim. Bunları özellikle soracağım çünkü bir arkadaşımızın talebi vardı. Tense'lerin hani formülünü de tekrar edebilir misiniz? Hani adını söylediğinizde bazen aklımıza gelmiyor diye. O yüzden simple past yani fiilin ikinci halini istiyorum. Hemen bir bakıyorum ne var ne yok diye. Bakın Bursa. İşte became değil mi? 1978'de Justin ilk kişi oldu. Ama sınavdayım hani ikinci bölümde de bir bakayım diyorum. Ya gözümden kaçan bir şey varsa ne olur ne olmaz diye. İkinci bölümde de arkadaşlar şu çok önemliydi. The first lafı. E, ee, infinitive da önemli bir bilgidir. Eğer bir sıralama sayısı varsa hani şunu yapan ilk kişi, bunu yapan ilk öğrenci, onu yapan üçüncü şirket, bunu yapan 25. kadın gibi o zaman biz infinitive kullanıyoruz. Yani to do şeklinde devam ediyoruz. Bakıyorum hani became'in İkinci bölümü de hani B seçeneğinin bu şekilde devam etmiş. O yüzden cevabım Bursa. Ve burada da şu the first'u çiziyorum. İpucu olarak bunu görelim. O zaman birinci soruya B dedik. Peki cümlede ne var ne yok bir göstereyim yine. Justin denen kişi lisede bir takımın koçuymuş. İşte bu Justin, böyle böyle olan Justin diyor. ilk kişi oldu diyor. Ne yapan? İşte to walk across. Walk across hani yürümek diye düşüneceksiniz walk'u. Hani across'un ne kattığını özellikle bilmiyorsanız bile şöyle bir devam edin. Diyor ki Southern Peninsula of the country. Ülkenin hani güneyindeki peninsula, güney yarım adası. Değil mi? Peninsula yarım ada. İstanbul için mesela tarihi yarım ada falan deriz. Bu kelime o kelime. With bare feet. Değil mi? çıplak ayaklarla arkadaşlar çıplak ayaklarla yürümüş. Bear hatta bear infinitive dediğimiz bir şey vardır. to kullanmayız onda. o gelsin aklınıza. Yalın ayak yani yürüyen ilk kişi olmuş bu bölgede. Diyorum ve 2'ye geçiyorum. 2 de soru ilk önce sizin. Şimdi benim. Bakalım ne soruyor bize? İki cümleyi birleştiren lafı soruyor. Yani nasıl bir anlam olabilir diyor. Bir bakalım mı önce seçeneklere? If. If ne yapar? Eğer. Yani bir koşul söyleyecekse. Eğer şöyle olursa böyle olur. Eğer olmazsa olmaz gibi bir şey söyleyecek. As soon as. As soon as olur olmaz anlamı katıyor. Yine iki cümle birleştiriyor. By the time. By the time hatırlıyorsunuz. Hani uzun uzun hatta bize gramer sorularında sorabiliyorlar. By the time when gibi çevrilebilir. Şu olduğunda hani şu olması itibariyle diye bile çevirebilirsiniz. Unless, unless'e lütfen dikkat edelim. Hani if not diyorum. Yani olumsuz if olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Unless'i dümdüz okursak cümle çok ters gelebilir değil mi? Anlam ilişkisini bozarız. Ve in case. In case'den sonra da ne geliyordu? İstemediğimiz şeyler. O yüzden biz atölyede ne diyoruz in case'e? Maazallah. Aman aman şu 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 olur diye. Hatta klasik örnek hep neydi? Yağmur yağar diye şemsiyemi taşıyorum hep yanımda. İşte birileri ne bileyim bahçeye girer diye çit çektik etrafına gibi hani istemediğimiz durumları anlatmak için kullanıyorduk. Geliyorum şimdi soruyor. Diyor ki the new administration administration yönetim demek. Hani bilmeseniz de sorun değil. Diyor ki takes effective measures. Bakın take measures önlem almak. Çok güzel, değil mi? Önlem almak derken başka nelerimiz vardı? Take action vardı, take precaution vardı ve take step hani adım atmak, önlem almak. Şimdi etkili önlem almaktan bahsediyoruz to fight savaşmak için neyle? Unemployment in the country. Ülkedeki işsizlikle savaştan bahsediyor. İkinci cümlede diyor ki Suç oranı will keep rising. Keep harika bir fiil. Keep doing something. Bir şey yapmayı sürdürmek. Şöyle. O zaman ne oldu? Suç oranı dedi. Devam edecek. Hani sürdürecek. Artmayı endişe verici şekilde. O zaman ne olur buranın bağlantısı değil mi? Eğer birileri önlem almazsa suç oranı artmaya devam edecek. Yani bakın eğer diyorum ama olumsuz. O yüzden... 2'nin cevabı denizli arkadaşlar. Bu arada ben e, kelimeleri de söyleyebilmek için mümkün olduğunca çeviri yapıyorum size. Ama hani ipucu olarak da göstereyim. Hani burada neye dikkat ederdim? New administration hiç bilmeyeyim ama özne hani orada bir özne var. Birisi önlem alır. Tamam. Sonrasında diyor ki bir şey oranı devam edecek, yükselmeye endişe verici şekilde. Şimdi burada ya crime rate'i bilin hani suç oranı hani kötü bir şey artacaksa ya da alarming bilin alarming lide ne olacak? endişe verici şekilde. O zaman tamam birleri önlem almaz ise hani suç oranı artacak. Ya da birleri önlem almaz ise endişe verici bir şeyler olacak diyerek hani daha az bilgiyle yine bu soruyu çözebiliriz. Diyorum 3'e gidiyoruz. Soru sizin. Şimdi benim. Bakalım kelime sorusu. Ee, bu kelimeler hani yerine nasıl oturacak buna bakacağız. Kelime sorusu için her zaman bütün cümleye hakim olmak gerekir mi? Hayır. Bazen hani yerine koyduğunuzda o özneyle olan ilişkisi, bazen nesneyle olan ilişkisi, bazen prepositionların kullanımı bize ipucu olabilir. Şimdi bir bakalım ne var ne yok diye. Govern var. Govern arkadaşlar yönetmek demek, değil mi? Hatta government, government yönetim derken hükümet anlamında da değil mi kullanılabiliyor? Mint bizim için güzel bir ek. Ne yaptı? İsim yaptı. Mesela ne var? Establish, kurmak, establishment, kuruluş der gibi mint çok güzel isim yapıyor. Sonra wipe out. Wipe out. Böyle tahrip etmek, zarar vermek, yakmak, yıkmak. Yakmak, yıkmak derken illa hani böyle al ateşi de yak anlamında değil. Hani zarar vermek, tahrip etmek anlamında. Çok güzel eş anlamları var bu arada destroy var değil mi? eradicate var. ruin var. Bunlar hep bizim için eş anlamlısı. Devastate var. Bunlar yine wipe out'la yan yana gelebilen kelimeler. Capable. Capable nasıl kullanılır? Be capable of. Be capable of. Bir şey yapma becerisinde olmak. Hatta Kural neydi? Bir prepositiondan sonra eğer fiil geliyorsa ayıncılığı gelir. Mesela onlar şunu şunu yapma kapasitesinde diyorsanız they are capable of doing something artık ne yapma kapasitesindeyse o kişiler. Convert. Convert çok güzel. Değiştirmek, dönüştürme. Convert bir şey into bir şey. Convert bir şey to bir şey şeklinde bir şeyi bir şeye dönüştürmek diye kullanabiliriz. Hatta mesela şöyle düşünün işte hani Kilometreyi metreye dönüştürmek. Böyle hani e, e, ister ağırlık, ister uzunluk çeşitli birimler arasında şeyler olabiliyor. Ne bileyim, bir parayı hani işte dolardan hani Türk Lirası'na dönüştürüyorsunuz, çeviriyorsunuz gibi hesap kitap yaparken mesela işte bu kadar şey ne olur diye hani karşılığı diye düşündüğünüz şeyler için geçerli. Convert dışında turn'ı de kullanabiliriz. Mesela bakın, turn bir şey into ya da to bir şey in turla da okumalarda görebiliriz. O yüzden ikisi de kalsın. Ve deprived. Deprived'in aslında aktif hali şudur. Deprive somebody of something diyebiliriz. Birisini bir şeyden mahrum bırakmak. Ama bu eğer pasif bir şekilde hani ben onu bir şeyden mahrum bırakıyorum dedi de o bir şeyden mahrum bırakılıyor, mahrum kalıyor demek isterseniz bir pestivlik gelir ve preposition da yanına gelir. Bir şeyden mahrum bırakılmak, mahrum kalmak olur. Peki bakalım şimdi cümleye. Demişiz ki as. As bu arada iki cümleyi birleştiriyor. Soru yaparken şu an umurumda değil. Hani anlatacağım birazdan ama. The people demiş. Bu benim hani özlem. Ama özlem uzun uzun devam etmiş. Ben soru çözerken ilk önce ana hatlara bakıyorum. Relative clause'lar falan benim ne zaman işime yarayacak? Böyle... Hmm, hani daha içeride işler nasıl yürüyor diye hani cümlede bir ipucu yoksa görmek için. Şimdi umurumda değil. Diyorum ki people bir şey bir şey of bir kere r var O var. Bana bunu iyi hatırlatıyor. C ya da E hatırlatıyor değil mi? İkisi de O'la kullanılıyor. Even the most basic healthcare services. Bakın hani sağlık hizmetlerinden bahsediyor. Ha, o zaman İnsanlar sağlık hizmetlerinden hatta even var. Çok güzel anlam belirleyicidir. Even kelimesi bile hatta anlamı katar. O zaman buraya ne uyuyor? Buraya Edirne uyuyor. Yani şu 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 insanlar en temel sağlık hizmetlerinden bile mahrumlar demeye çalışıyoruz. Mahrum bırakılmışlar, yoksun kalmışlar demeye çalışıyoruz. O yüzden cevabımız Edirne oldu. Ama cümleye bakmaya devam ediyorum. Özle de hani atladığım şey neydi? Ülkenin bu kesiminde yaşayan insanlar demiş. Yani bilsem ne olur, bilmesem ne olur değil mi? Beni oyalıyor burası. Benim devamına bakıp direkt hani anlamı görmem gerekiyor. İkinci cümle demiş ki ölüm oranı burada çok daha yüksektir. Ay cümle çok güzel bakın şimdi. Bir iki bir şey göre Much higher diyor. Eğer bir comparative lafın başına arkadaşlar a lot ya da much ya da far getirirseniz çok daha şöyle. Çok daha böyle demiş olursunuz. Much burada bunu yapmış oluyor. Much higher çok daha yüksek. Sonra şuradaki that de böyle reading sorularında falan çıkar. kurumsal reading sınavları, böyle proficiency'ler falan o that nedir? 38. satırdaki that nedir falan diye sorar. Bakın karşılaştırmalarda ne yapıyoruz? elmaları elmalarla armutları armutlarla karşılaştırıyoruz. Yani cinsleri falan birbirine karıştırmadan düz bakıyoruz ilk önce. O zaman buradaki ölüm oranı çok daha yüksektir. Neyden? Ülkenin batı kesimindeki hani oranın ölüm oranından yüksektir. Yani size şu det'i sorsalar bu det that nedir? That rate. Right. Aynı şeyi tekrar tekrar söylememek için bu şekilde kısaltma yapabilir. Det tekiller ile olan kısaltma oluyor. Eğer çoğul bir şeyin yerini almak isteseydi de doz derdi. Mesela oradaki bilmem neler, buradaki bilmem nelerden şöyledir, böyledir diyorsanız o zaman çoğul yapıyorsunuz ve those oluyor. Dedim. O zaman 3 numara bitti. Ha, bitti demişken as ile ilgili de bir şey söyleyeyim. İki cümleyi birleştiren as neler yapıyor olabilir? Şöyle bir sıralayayım size. 1. Bir cause anlamı katıyor olabilir değil mi? Neden sonuç ilişkisi katıyor olabilir? 2. While anlamı katabilir. Mesela ben İzmir'deyken kedime sen bakar mısın der gibi hani söyleyebiliriz. Üç gibi anlamı katabilir. Gibi derken mesela konuşmalarda söyleriz. Daha önce söylediğim gibi falan gibi böyle hani tekrar gibi gibi kullandım ama daha önce söylediğim gibi derken mesela ne dersiniz? As I said before işte bu anlamda bir gibi. Bir de e, ne anlam katabilir? Oldukça, yaptıkça, ettikçe, oldukça, yaptıkça, ettikçe diyeyim şöyle. Mesela diyorum ki işte. Ee, i̇nsanlar yaşlandıkça daha hassas olabilirler, daha duygusal olabilirler desem mesela, değil mi? As people get older şeklinde söyleyebilirim. Şöyle düzelteyim, olukça değil, oldukça tabii ki. Bu da ne yaptı? İki cümleyi birleştiren ezlere şöyle bir genel bakış oldu. Diyorum dörde gidiyorum. Dört biraz fazla aşağı inmiş. Evet, dört için buyurun arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Seçeneklere baktığımda bu bana diyor ki yeriz diyor. Ben bir non clause olabilirim diyor. Bak whether var, what var, hatta diğerleri de var. Ama diyor ben bir relative clause da olabilirim. Hani which var, that why, why, why. Bir bak diyor ya hani bir karar ver ne olayım ben diye sormuş bana. Şimdi böyle bir durumda cümlenin başına gidesim yok açıkçası. Hani hemen o boşluğun etrafını araştırmaya başlıyorum ve dikkat edin understand'den sonra boşluk gelmiş. O zaman burası bir relative clause olamaz. Neden? Çünkü relative clause'ların başında bir isim olur. Relative clause'la anlattığın şey oradaki ismi niteler değil mi? Mesela people who live in İstanbul deseniz, hani İstanbul'da yaşayan insanlar diyorsunuz. O zaman boşluktan önce bir isim yoksa relative clause'da yoktur. Sonra bakıyorum understand demiş, anlamak. Mesela whether bir şeyin olup olmaması güzel olabilir. Bir şeyin olup olmaması anlamak diye bir şey söyleyebiliriz. Which the general manager, which Hani which böyle bir soru kelimesi understand'den sonra güzel de which the general manager demeyiz ki. Mesela anlamak, neyi anlamak? İşte diyelim ki 3 kitap var aranızda. Diyorsun ki which book? Hani hangi kitap şöyledir, hangi kitap böyledir? Bunu mesela anlamak olur. Olmadı. That Understand that deyip tam bir yargı varsa, değil mi? Hani şöyle şöyle olduğunu anlamak deriz. Eğer non clause'da that yazıyorsak yanına tam bir yargıda bulunacağız. Yani bir eksik olmayacak, bir fikir verecek karşı tarafa. Hani bir fikir, bir yargı gidecek. Why dersek olabilir. Bir şeyin neden şöyle şöyle olduğunu, böyle böyle olduğunu diyebiliriz. What understand'den sonra bu da güzel olur. What'ı ne ya da şey diye çeviriyoruz. Hani ne olduğunu, ne yaptığını falan anlamak diyebiliriz. Ne yapacağız? Cümleye bakacağız. Gelin bir bakalım. Diyor ki burası genel müdür söyledi. Ne ile ilgili? Son issue'lar. Issue bilmiyorsanız da sorun değil. Hani ama meseleler falan diyebilirsiniz değil mi? Son meseleler, son konular. In the sales department. satış departmandaki son meseleler hakkında söyledi. Hmm, cevap çıktı değil mi? Yani burada bir eksik var. Hatta içimden şöyle bir soru sormak gibi Ne söylemiş? Hani ne söyledi genel müdür? O yüzden dikkat edin. Cümlede bir eksik var ve biz bu eksiği ne diye tamamlayabiliyoruz. O zaman bizim yanıtımız what oluyor. Ne genel müdür söyledi? Bunu anlamaktan bahsediyoruz demek ki. O yüzden eksiğe bakın. Onu nasıl tamamlarız düşünün. Buna göre de what'la hani eksik olan şeyi tamamlayın. Bakalım hani cümleye de bir bakalım. Few people in the meeting. Toplantıdaki az kişi anlıyor görünüyor. Neyi? Genel müdürün ne söylediğini şu 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 konuyla ilgili olarak. Ya da genel müdürün söylediği şeyi az kişi anlar görünüyor diyebiliriz. Bu arada ne gördük? Bir şey daha gördük. Seem to do alır. Bakın her yerden bir ipucu çıkarıp da sınava ya da İngilizcemize yarar sağlayabiliriz. Seem to do alıyormuş değil mi? Bunu mesela alakasız bir yerde, alakasız diye çalış, yani söylemek istediğim şu. Infinite çalışmak için oturmadım buraya. Soru çözmek için oturdum ama hani gözümün önüne bir de hani Sevim'in to do aldığı çarptı. Heh. o zaman şimdi bunun aklımda kalma olasılığı daha fazla. Çünkü hani özellikle journey çalışım diye oturduğunuzda kendimizi kasabiliyoruz ama hani onu üstüne gitmeden hani onu bir yerde görüp de "Aa bu da böyleymiş." dediğimizde daha fazla kalabiliyor burada. O yüzden her fırsatı değerlendiriyoruz ve 5'e gidiyoruz. Buyurun. Evet. Şimdi sıra bende. Preposition sorusu. Hemen preposition olduğu yere odaklanıyorum. Oradan bir şey çıkar mı? Yoksa biraz daha mı? Geniş açıdan bakmam lazım. Bunu görmeye çalışacağım. Ve çok büyük bir ipucu var. Bakın %25'i diyor. Tüm hayvan türleri diyor. E ne derim? Tüm hayvan türlerinin %25'i. Nın nın arıyorum. Bunu da bana hemen seçeneğe bakıyorum. Of sağlıyor. İkinci bölümü de kontrol edeyim. Bakın all over the world. Tüm dünyada anlamı katan yapımız. O zaman cevap Adana. Yani bütün cümleyi falan okumadım. İlk önce etrafı değerlendiriyorum. Sorunun etrafını. Gerekirse daha da açığa aça ilerliyorum. Ama yine de söyleyeceklerim var. Açıklayıcı olmak adına. According to ile başlıyoruz. According to cümle almıyor. Hani son araştırmaya göre, işte yeni araştırmaya göre diyebilirsiniz. Dikkat edin, research sayılamayan bir isim. Lütfen çoğul yapmayın, başına en koymayın. Sayılamayan bir isimdir kendisi. O zaman son ya da yeni araştırmaya göre nasıl endangered kelimesi tehlike altında demek. Danger'dan aklınıza gelsin. Tehlike altındaki bitki türleri make up, harika bir kelime. Make up, oluşturmak ee, bu kelime ile ilgili videolarımızda sık sık geçiyor. Hatta daha yeni hani geçti diye hatırlıyorum. Make up, form, account for, constitute. İlk aklıma gelenler oluşturmak. O zaman bu tehlike altındaki bitki türleri oluşturur. A little bit more. Hani birazcık daha fazlasını oluşturur. Hani neyin daha fazlası? Hayvan türlerinin diyor %25'inin birazcık daha fazlasını oluşturur all over the world tüm dünyadaki yani tüm dünyadaki hayvanların %25'inden birazcık daha fazlası oranla bize neyi veriyor? Tehlike altındaki bitki türlerinin oranını veriyormuş. Dedik o zaman 6. Evet. Buyurun. Sıra bende. Şimdi yine iki seçenekli bir sorumuz var. Birinci bölüm tense gibi görünüyor. İkinci bölüm access kelimesinin, fiilinin çeşitli halleri var. Infinitivler, gerundlar var. O yüzden bir bakalım ne soruyor. burada yapıyı göstermek istiyorum. O yüzden hani bir baktıracağım size şuraya. Hatta çok soru aldığımız bir yapı. It was not until the end of the 20th century that. Şimdi bu yapı ne demek? Benim tavsiyem düz okuyun. Yani böyle bir şeyleri ezbere almayın. Dümdüz okuyun. Bakıyorum düz okuduğumda şöyle geliyor. It was not until. Hmm. Şu zamana kadar değildi. Ne diyor? The end of the 20th century. Yani 20. yüzyılın sonuna kadar değildi. Bu ne demek? Death'den sonra okuyacağınız şey 20. yüzyılın sonuna kadar değildi. Öyle bir şey yoktu. Yani ilk defa o zaman görüldü, o zaman oldu. O zamandan önce yoktu ya da hatta aksi söylenmediyse o zamandan beri var bu anlatılan durum demek. O yüzden dikkat edin. Tek çırpıda okumaktansa hani şöyle buraya kadar bir düşünün sonra cümleye devam edin. Mesela desem ki it was not until direkt rakam söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki 1999. It was not until 1999 that diyorsanız o zaman 1999'a kadar değildi. Yani göreceğim şey ilk defa 1999'da oldu demek. Şimdi bu bana ne veriyor? gramer açısından da şunu veriyor. Hani 20. yüzyılın sonunda olmuş bir şey. Yani bakın size zaman veriyor. Hani tarihi belirterek, yüzyılını belirterek. O zaman bu benden simple past ister. Yani fiilin ikinci halini kullanan tense ister. Ve bakın çok uluslu şirketler zırt yaptı diyoruz. O zaman seçeneğe bakıyorum. Started. Dikkatimi çekti. Peki diyorum. Hani ben bir kontrol edeyim. İkinci bölümde to access olabiliyor mu? Hani burada da ne var? in order var. Arkadaşlar in order nasıldı? In order to ya da so as to ya da sadece to kullanıp bir fiil yazarak şöyle yalın halde fiil yazarak amaç gösterebiliyorduk. Bakın in order to access yani new customers yeni müşterilere erişmek için diyerek de amaç göstermiş. Bursa çok güzel cevap oldu. Cümlenin her şeyini anlamadan direkt yapabilirsiniz böylece. Tekrar söylüyorum bu yapıyı gördüğünüzde simple past yaptınız. Yani fiilin ikinci hali. In order to'yu da tamamladınız to do'yla. O yüzden cevabımız bursa oldu. Şuradaki e, kelimeyi hatırlatmak istiyorum. Mesela national'ın önüne gelmiş multivitamin'den aklınıza gelsin. Multivitamin nasıldır? Çoklu vitamin. İçinde B'si, C'si, D'si var. O zaman bu da çok uluslu şirketlerden bahsediyor. Başlamışlar employ etmeye. Employ işe almak. Yabancı diyor staff. Yani yabancı personel işe almaya başlamışlar. Ne için? Access yani ulaşmak için diyor yeni müşterilere farklı farklı ülkelerde. Demiş olduk 6 ile şimdi 7'ye gidiyoruz. Buyurun kelime sorusu. Şimdi ben bakayım. Önce arkadaşlar kelimelere bakalım. Convince. Ne demek? Convince. Ne demek? İkna etmek. Değil mi? Ve özel de bir kullanımı var. Bu kullanımlarda çok soruluyor. O yüzden şöyle yazalım. Mesela convince somebody to do something. Birini bir şey yapmaya ikna etmek. Değil mi? Tabii ki somebody dışında something gelebilecek bir şey de olur. Şirketi bir şey yapmaya ikna ettim diyebilirsiniz. Hep hatırlatıyorum. Hani bu tarz durumlarda benim ağzımdan böyle daha tekerleme gibi çıkıyor diye somebody diyorum. Ama hani uyarımda da yapıyorum. Somebody ya da something. Yani bir isim koyuyorsunuz. Hatta bu kelime yerine Başka neyimiz var? Bir de persuade var. Somebody to do o da devam edebiliyor. Birini bir şey yapmaya ikna etmek. Sonra geldim devote. Çok güzel kelime yine. Bir şeyi bir şeye adamak ya da bir şeyi birine adamak gibi söyleyebilirsiniz. Devote something to somebody de diyebilirsiniz. Tabii ki something de diyebilirsiniz. Bir şeyi birine adadınız, bir şeyi bir şeye adadınız gibi. Mesela kendini fotoğrafçılığa adadı gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Devote'la eş anlamlı olarak dedicate'i söyleyebilirim ya da commit'i söyleyebilirim. Commit için belki hani a nasıl commit burada olur mu diyenler olacaktır. Oluyor arkadaşlar. Şöyle şunları da tam yapayım. şöyle commit'in de birden fazla anlamı var. O yüzden olabiliyor. <laughs> Bozdum burayı size söylerken. <laughs> Şöyle. Heh, düzelteyim. Daha, A fa daha fazla da oynamayacağım. Tamam. Demek ki iki işi birden yapamıyorum. Hem konusu hem orayı yapamıyorum. Commit ile ilgili söyleyeceğim şey. Eğer commit kelimesini suç ya da günah kelimeleriyle kullanıyorsanız o zaman işlemek anlamı katıyor. Commit a crime, commit a sin gibi. Ama intihar kelimesiyle kullanıyorsanız o zaman da teşebbüs etmek oluyor. Commit suicide gibi. Onun dışında bu şekilde özellikle de to preposition ile kullanılınca da bir şeyi bir şeye ya da işte birine adamak oluyor. Burada da lütfen dikkat edin. Hani convince de kullandığımız to, to deyip geçmeyin. Burası to do. Yani infinitive. Ama buradaki to'dan sonra fiil getirmedim. Hani isim getirdim. Buradaki preposition. Sonra acquire'a geldim. Acquire elde etmek. Pek de bir oyunu yok. Yani obtain gibi. Gain gibi. Yani kimi zaman. Get gibi. başka aklıma gelen attain. Bunlar elde etmek demek. O şekilde kullanılabilir. Attribute. Attribute bir şey to bir şey. Bir şeyi bir şeye adamak. Burada da yine önemli. Bir şeyi bir şeye adamak. Şöyle nokta nokta yapayım buna da. Adamak diyorum deminden beri. Çok özür dilerim ya. Aklım yukarıda kaldı. Bir şeyi bir şeyle ilişkilendirmek. Bir şeyi bir şeye bağlamak arkadaşlar. Aynı ne gibi? Relate gibi relate bir şey, to bir şey, bir şeyi bir şeye bağlamak aralarında ilişki kurmak gibi. Ya da şöyle relate'i yazayım. Link gibi. Link o da bir şeyi bir şeye bağlamak. Ya da associate gibi. Associate olursa ama prepositionınız to değil with oluyor. Bir şeyi bir şeye bağlamak derken. Sonra conduct'a geldim. Conduct yürütmek, yönetmek, e, neler için kullanılır? Bir projeyi yürütebilirsiniz, bir kampanya yürütebilirsiniz, bir araştırma yürütebilirsiniz. Eş anlamları carry out, ondan sonra perform diyebilirsiniz. Bunlar bizim için hani güzel eş anlamları. Conduct, carry out, perform hatta implement şöyle. Şimdi soruya bakabilirim. Hani amacım ilk önce kelime yüklemesini yapmaktı. Soruda da bütün her şeyi okumadan önce şöyle bir bakıyorum. Bana ne sormuş? Boşluk var. Sonra ooo oh, oh, gözümün önünde bir to var. Ve dikkat edin to'dan sonra da ing gelmiş. To'dan sonra ing geldiyse bu bir preposition. Bunu biliyorum. Yani preposition alan bir şey arıyorum ve yaşamını bir şeyle savaşmaya demiş. O zaman birisi hayatını, yaşamını bir şeyle savaşmaya adayabilir, değil mi? Cevabımız arkadaşlar Bursa. Yani ben ilk önce yakınlara bakıyorum. Sonra gerekirse bütün cümleye bakıyorum. Bunu söylemek istemiştim baştan beri. Ee, bir de cümleye bakalım. Bakın aslında Özlem'iz profesörümüz demiş. İki virgülü atlayıp ana cümleye odaklanabilirsiniz. Is known, hani profesörün bilinir diyor. Şunu şunu yaptı. Demek ki hayatını bir şeye adadığı bilinir diyor. Ne adamış savaşmaya diyor çeşitli hastalıklarla çocuklar arasındaki. Hmm, çocuk hastalıklarına demek ki kendini adamış. Bu arada profesör nasıl birisi? İki virgül arasında bir relative clause'a da onlarca makale yazmış diyor. Ne üzerine? Birçok konu üzerine. A great many birçok demek. Many sürekli yazıyorsanız eserlerde iyi bir alternatif bu. Bakın onlarca falan derken bu da eserlerde güzel gidebilir. Tens of. Tens of onlarca. Mesela milyonlarca millions of yüz milyonlarca hundreds of millions of şeklinde yazabileceğiniz bir şey. Yani kelime gramer diyorum ama işte yazıya da ihtiyaç duyduğumuz noktalar olabiliyor. O yüzden göndermemi yaptım ve 8'e geçebiliriz. Buyurun soru sizin. Şimdi de benim. Yine kelimelerimiz bağlayıcı laflarımız var. Unless neydi? If not değil mi? Yani olumsuz bir if olacaktı ve yanına ne ister? Cümle ister. Due to. Due to ne yapar? İlk aklımıza gelen because of, owing to bir şeyden dolayı demek ve yanına cümle almaz. Zaten arkadaşlar hani due to to preposition bitiyor değil mi bu yapı? preposition varsa cümle gelmez ama illa da bir şey gelmek ister. Ne gelecek? İsim ya da isim öbeği gelecek. Böyle relative clause'larla falan uzatabileceğimiz bir şey. Whereas whereas orsaki anlamındadır. Karşılaştırma yapar. Eş anlamlısını while diye verebiliriz. In case ne demiştik? Maazallah demiştik, değil mi? Hani istemediğimiz bir şey aman şöyle şöyle olur diye dediğimiz şeylerde kullanıyoruz. Ve as soon as. As soon as neydi? Olur olmaz. Bakalım şimdi bir kere yanında cümle var. Bakın some people try to break into our storage diyor. Cümle varsa o zaman bir kere bursa olmaz değil mi? Diğer hepsi cümle alıyor ama bursa cümle almıyordu. Bakıyorum şimdi I think. Burası mesela makyaj. Yani bencesi sencesi falan benim hani, buradaki cevabımı değiştirmeyecek. Ben bağlantıya bakıyorum. Diyor ki arttırmalıyız sayısını güvenlik kameralarının şirket dışındaki. Tamam kameraları arttır. O klasik bir sorudur aslında. Boşluk. Bazı insanlar diyor bir şey yapmaya çalışır. Şimdi break into ne demek? Bir yere zorla girmek. Yani hırsızlık vesaire gibi. Story ise depomuz. O zaman depomuza zorla girmeye çalışır birileri diye aman Allah korusun maazallah diyoruz. Biz güvenlik kameralarının sayısını arttırmak durumundayız dedik. O yüzden cevabımız in case. In case'den sonra o kötü bir şey beklentisi burada bizim işimize yarıyor. İşte böyle 8'de bitmiş oldu. Bir tane de break into görmüş olduk. Bir yere zorla girmek. Şöyle önemli bir kelime olarak işaretlemiş olalım. Ve 9'a gidelim. Buyurun bir bağlaç daha. Sıra bende. Because of'u biraz önce gördük. Yanına cümle almıyordu değil mi? Neden sonuç ilişkisi katıyordu? Bizim do ne yapıyor? Do eitherly gelsin. Although ve even though rağmen anlamı katıyordu ve iki cümleyi birleştiriyordu. Unless hoş geldin. Her zaman hani zaten seçeneklerde var. If not olumsuzluk istiyor. In spite of çok güzel. Bu da rağmen demek ama cümle almıyor, değil mi? Accuracy, despite, despite ve in spite of cümle almadan kullanılıyor. Rağmen anlamı katıyor. Ve if If ile unless bir aradaysa lütfen buna dikkat edin. Hani cümleyi Olumlu ya da olumsuz okumanız gidişatı değiştirip de sizi yanlışa yönlendirmesin. Unless de olumsuz bir if var. If bildiğiniz normal if olarak okuyorsunuz. Şimdi bakıyorum. Küresel ısınma devam eder diyor. Etkilemeye hayatı dünyada at this pace. Sınavda bilmiyorum at this pace'i. Hani diyelim ki bu kadar bile yeter. En azından cümle var değil mi burada bunu gördük. Mesela Adana gider denizli gider. Bunlar çünkü cümle alamıyordu. Sonrasında diyor ki. Gitgide daha fazla orman yok olacak. O zaman bulduk. Eğer küresel ısınma devam ederse hani etkileme diyor hayatı. Hani bu şart olursa daha çok orman yok olacaktır. O zaman bizim cevabımız if oldu arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Ama şimdi kelime söylemek istiyorum. At this pace. Bu hızda demek. Mesela güzel bir kelime sorusu olabilir değil mi? Preposition sorusu olabilir YDS yokları için. Sonra şuradaki comparative'lere ikilemek arkadaşlar çok güzel bir laftır. Hani git gide daha çok orman diye çevirmiş oldum bunu. Şurada da making our world uninhabitable harika laflar bir araya gelmiş. Make noun adjective yapısı bir şeyi bir şey haline getirmekti, değil mi? Ve burada da making demiş. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bir cümleniz var diyelim ki. Cümleniz bitti. Ama siz nokta koymak istemiyorsunuz, bağlaçla da devam etmek istemiyorsunuz. Bu cümle üzerine konuşmak istiyorsunuz. Virgül, which diyerek bir relative clause, bütün cümleye gönderme yapabiliyordunuz. Sık sık da gördüğümüz bir şey bu. Şuradaki which bütün cümleye gönderme yapabilir. Öyle bir yetisi var. Ama tabii ki bambaşka bir cümlede buradaki which object içinde geçen bir şeye de gönderme yapar. Yani virgül which olan her şey bütün cümleye gönderme yapacak demiyorum. Lütfen hani dikkat edin. Şimdi burada da mesela relative clause'unuz sizin bir fiille başlarsa biz ne yapabiliyorduk? Relative clause'ları kısaltabiliyorduk değil mi? Participle olarak. Mesela bunda da hemen şunu hatırlatayım. Sizin bir relative clause'unuz var. Who, which ya da that ile başlıyor ve bir fiille devam ediyor. Araya özne girmeyecek. O zaman bu şekilde devam ediyorsa biz bunu kısaltabiliyorduk. Atıyorduk hepsini. Eğer aktif bir yapı varsa ing yazıyorduk sadece. Eğer pasif bir yapı varsa verb 3 yazıyorduk. Tabii ki hani işte burada the işte verb yerine being verb de yazılır gibi detaylarımız var. Participle videosunda bahsettiğimiz. Ama hani genel kural ing ise aktiftir, verb üçse de passivdir. Bakın burada making demesi işte bu. Yani buranın hiç de şeyi de önemli değil. Tense'ini de düşünmeyin. Hani neden making yazdı? Tense neydi acaba? size aktif olması ilgilendiriyor. Gitgide daha fazla orman yok olacak. Ki bu durumda dünyamızı diyor uninhabitable hale getirecek. Uninhabitable çok güzel bir hani önek sonek çalışması. Bu arada inhabit bir yerde yaşamak demek. Inhabit diyelim şöyle bir yerde yaşamak demek. Inhabitable yaşanabilir. Uninhabitable yaşanamaz. Dünyayı yaşanamaz hale getirmesinden bahsetmiş olduk. Bir sürü şey böyle iç içe. Ama benim soruyu çözmem için hiç de gerekli değildi değil mi bu kadarı bilmem. O yüzden cümlelerin her şeyini anlamaya çalışmayın. Siz sadece sorunuzu çözün sınavda. Ama biz burada biraz daha açıklayıcı olmaya çalıştığımız için uzattık. Çok uzatıyorsun derseniz söyleyin ama bence uzatmıyorum. <laughs> Çünkü bir sürü konu var ve buradaki şeyler başka yerde işinize yarayacak diye düşünüyorum bir yandan da. Ama yine sıkılıyorsanız söyleyin olur mu? Geliyorum 10'a. Haydi buyurun. Evet. Sıra bende. Şimdi bu seçenekler çok çıkıyor. de yok dedi. Lütfen bu işi halledin arkadaşlar. Tamam. Hatırlatmamı yapıyorum şimdi ilk önce. biz both and işte neither nor ya da neither nor diye de okunuyor. Either or ya da işte either or diye de okunuyor not only but also bu tarz yapılarda ne arıyoruz? Paralellik. Yani both'tan sonra cümle mi yazdım? And'ten sonra da cümle gelsin. İşte neither'dan sonra ne bileyim bir fiil mi geldi? Nor'dan sonra da fiil gelsin. Yani bu paralellik bizim için önemli bir eleme noktası. Yazı yazarken de önemli. Neler içinde bunlar? Both and neither nor either or not only but also. Bu dörtlüğe dikkat. O yüzden böyle bir seçenekle ben ilk önce şuna bakıyorum. Boşluktan sonra diyorum ki many articles about the pandemic. Boşluktan sonra da ikinci boşluktan sonra diyor ki we may not finish. Çok ikinci boşluktan sonra direkt cümle görüntüsü var. O zaman ya birinci boşluktan sonra cümle yoksa ikinci boşluktan sonra nasıl cümle olacak? Hmm. Acaba şöyle bir şey mi? kimi zaman olur değil mi? Ee, şöyle bir şey düşünseniz mesela both dediniz hani deyip cümleniz devam ediyor. İşte Ayrıca x değil y de gelecek buraya. Bunlar iki kişi olsun. Mesela şunu dikkat edin o yüzden. Ya burada işte cümle yok. Entten sonra cümle var. Böyle bakmayın. Çünkü hani burada özde de kullanılmış. Hani şu özde sizin. Bolt'la entten yanına isim almış. Hani özde göre bitince de fiille devam etti deriz. O yüzden şöyle bakıyorum. Derar var. derar hmm, buranın zaten hani subject verb görevi burada. Derar'dan sonra eğer both and neither nor gibi bir şey olacaksa şu boşluktan sonra ne geliyorsa hani ikinci boşluktan sonra da aynısı gelecek. Yani şöyle düşünün. Mesela ben satın alacağım diyorum. Hani ne alacağım? Sadece x değil bir de y alacağım diyorum. İşte kalem, ne ne bileyim mürekkep olsun bir şey olsun. O yüzden hani sizin fiiliniz burada geldikten sonra şurada sadece bu ve bu işte hem bu hem bu hem, ne bileyim işte either or ya o ya o gibi yine paralellik arayın. O yüzden diyorum ikinci boşluktan sonra cümle var burada. Birinci boşluktan sonra yok. Bu yüzden de Bursa gider, Ceyhan gider arkadaşlar. Geliyorum Ez-Ez ne istiyordu sizden? Karşılaştırma istiyordu. Mesela ben senin kadar uzunum, o benim kadar dikkatlidir gibi. Bakıyorsunuz derarla başlamış. As, as we. Yani derar dedi, şurada şu var, burada bu var demeye çalışıyor. Sonra biz dedi, nasıl bir şey bu? Olmaz, karşılaştırma yok. So that, such that. Harika konular. İkisi de ortasına bir şey alıyor. Sonrasında that'ten sonra da cümle geliyor. Şuna dikkat edin lütfen. Bir subject, bir verb yazıyorsunuz. Sonra so that ve cümle. O kadar ki, öyle ki anlamı katıyordu. Yine subject, verb. Ondan sonra such. Yine bir şey, bir şey, bir şey. That ve cümle. Bakın ilk önce buna dikkat ederseniz görsel olarak soru oturuyor. İkinci bölümden sonra cümle var. Şimdi so that, such that ortasında ne alırdı? So that ortaya sıfat alabilir. Ya da zarf alabilir tek başına. Ee, onun dışında ne diyebilirim size? Süslü püslü şeyler almaz. Mesela so that'in ortasında tekrar comparative getiremezsiniz. Mesela so expensive that yes. Ama so more expensive that olmaz. Konular böyle birbirine girmiş olur. Yapmıyoruz öyle bir şey. Such that de ne istiyordu? Ortaya yeter ki bir isim gelsin istiyordu. İşte He is such a person that. Yani, o öyle bir insan ki diyerek devam edebilirsiniz. Ama such that diyebilir... Ya istiyorsan hani benim bu ismime bir de sıfat koyabilirsin diyebilir. Mesela they are such nice people that. O kadar hoş insanlar ki diye bir komşularınızdan falan bahsediyor olabilirsiniz. Bu böyle. Ama bir de sohbetin ortası vardı ki sohbetin ortası eğer many, much, little, few kelimelerini alıyorsa yanına isim alarak bunları da kullanabilirdi. Ve bakın sorumuzda many articles var. Many articles. O zaman Ortaya hangisi alıyordu bunu? So alıyordu. Ve cevabımız Adana oldu. Cümleye de şöyle bakarsak. It seems that öyle görünüyor ki diyor. There are so many articles. O kadar çok makale var ki salgınla ilgili diyor. We may not finish. Bitiremeyebiliriz onları okumayı diyor. Önümüzdeki cumaya kadar. Şeklinde bir neden sonuç ilişkisine de girmiş oldu. Umarım açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi hani durdurup not alın, bakın hani onlara göre ilerleyin. Çok çok daha verimli bir çalışma yapmış olursunuz. Diyorum 11'e gidiyoruz şimdi. Şöyle 11'i bir düzelteyim. Evet. Şimdi düzeldi. Kusura bakmayın. Evet. Soru sizin. Şimdi de benim. Burada şimdi ne arıyorum? Yine kelime var. Hani bir bakalım. Persuasion. Persuasion ikna, ikna etme. Biraz önce konuşmuştuk. Persuade fiilinden geliyor diye. Ee, bu da hani fiil hali. Persuade, persuasion oldu. Ee, özel bir yapısı nesi vardı? Persuade somebody to do, birini bir şey yapmaya ikna etmek diyebilirdik. Exposure. Exposure, expose fiilinden geliyor. Expose maruz bırakmak demek. İşte expose bir şey, to bir şey, bir şeyi bir şeye maruz bırakmak ya da birini bir şeye maruz bırakmak. Hani bilemem artık hani ne, kimi neye maruz bırakıyorsunuz ama hani isimde, isim dışı şeyler de gelebilir. Bu maruz bırakmak demek. Eğer pasif olursa da be exposed to. Hani bir şeye maruz kalmak, maruz bırakılmaktan dolayı bu gelebiliyor. Emission kelimesi emitten gelmiş. Emit yaymak demek. İşte sera gazı emisyonu falan derler. Sera gazı yayılımı aslında. Relation. Relation ilişki demek değil mi? Fiil olarak hani relate'den geldiğini söyleyelim. Relate bir şeyi bir şeyle ilişkilendirmekti. Mesela neyimiz var? Relate bir şey to bir şey dedik. Bir şeyi bir şeyle ilişkilendirmek. Bunun dışında isim halinde şu da var. Dikkat edin. In relation to hani bir şeyle ilişkili olarak, bir şeyle bağlantılı olarak anlamı katabiliyor. Attempt. Attempt de hem isim hem fiildir. Teşebbüs. Yani bir şeyi deneme, bir şeyi teşebbüs etme anlamında. İşte ilk hani denemede şunu yaptı, ilk teşebbüsünde bunu başardı gibi şeyler söyleyebiliriz. Burada bakıyorum. Bakın öyle bir şey buluyorsunuz ki to light diyecek. Işığa. Yani to var. Bir kere to alan bir şey olacak. Bakıyorum in relation to diye bir şey var ama in yok zaten. Hani Ama burada be exposed to'nun, exposed to'nun bu to'su, exposure'un da to'su. Yani isim aldığında da bu to'yu alıyor. O yüzden bir şeye maruz kalma şeklinde isimleşmiştir. Ve cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Şöyle işaretliyorum. Ve bakın cümlemiz nasıl? Bir de göstermiş olayım. Ana cümlemiz şu aslında. Bakterilerin çoğu are reported to vanish. Bakterilerin çoğunun yok olduğu söylenir, rapor edilir. İki virgül arasında da ne getirmiş? Bir saat ışığa maruz kalma sonrasında. One hour of, one hour of exposure dediğiniz bir saatlik maruz kalma şeklinde de çevirebilirsiniz. Demek ki bir saat ışığa maruz kalsın sonrasında yok oluyormuş bakterilerin çoğu. Preposition'a dikkat ve tabii ki hani anlama da dikkat. Hani bir şeye maruz kalma dediğimiz için ışık, radyasyon, gün ışığı gibi şeyler çok fazla cevap olarak gelebiliyor. Dedim 12'ye gidiyoruz. Aa, elim <laughs> takılıp kalıyor galiba bir şeylere. Evet 12'de de ayarladım. Buyurun soru sizin. Şimdi de benim. Burada seçenekler bana diyor ki Yeliz ben bir relative close sorusu olabilirim. Değil mi? Tabii ki hani who'lar var, that'ler var. İler relative close olmak zorunda değil ama yani bu kadar böyle bir araya gelmiş bunlar. Relative close gibi görünüyor. Hemen dikkatimi çeken ilk şey şöyle boşluğun oraya gideyim diyorum. Relative close'larda hep ne yapıyorduk? Relative close'unu yaptığımız ismi onun içine, rene çok Çakaloz'un içine atmaya çalışıyordum. Böylece hani bu kelime tek başına hani bu anlamı katabiliyor mu? Yoksa bir preposition eksiği var mı? Hani bunu ayırt ediyordum. Preposition eksiği varsa hani başa getirip işte ne bileyim in which'ler, on whom'lar falan diyerek hani bunu tamamlıyordum. Şimdi bütün bunları ben düşünürken soru çok net geldi ama. Hani kadın deyip araba diyor. Yani hiç o cümlenin içine atayım edeyim bakayım demeden diyor ki kadının arabası. O zaman hani arabadan bahsediyor ve kadının arabası. Şuradaki relative clause yaparken kadının arabası diyebilmem için o sahipliği, o iyiliği bana whose veriyor. Whose da hemen denizli seçeneğinde cevap. Bütün cümleyi de çevireceğim. Yine hani bir bilginiz olsun diye. Investigators. Investigate araştırmak, soruşturmak demek. Araştırmacılar istiyorlar. Bakın want to do ister. Soru sormak istiyorlar. Birkaç soru sormak istiyorlar kadına. Hangi kadın? Whose car? Arabası geçen hafta sonu çalınan kadın. Burada hani bu soru çok bariz belki ama hani şuna dikkat edin lütfen. Hani şu relative clause'ları hemen güzel Türkçesini düşünmeyin. Güzel Türkçe düşündüğünüzde her zaman size cevabı vermiyor. İşte which mi yazayım, in which mi yazayım, whom mu yazayım, to whom mu yazayım böyle olmayabiliyor. O yüzden size verilen ismi o relative clause'un içine bir atın. Bakın bakalım hangi görevde, tek başına mı, preposition eksiği var mı? Bütün bunlara bakarak çok rahat relative clause sorularını çözebilirsiniz dedim. 12 deniz oldu. Bir de pratik bilgi. Dikkat, who sahiplik kattığı için yanına isim almak zorunda ya. Eğer boşluktan sonra fi soruyorlarsa who sizin cevabınız olamaz. Öyle bir soru görürseniz who da seçenekte ise atın gitsin. Atın. Ve 13'e gelelim. Buyurun 13. Şimdi ben de. Bakıyorum yine bağlayıcı laflarım var. Unless if çok konuştuk hani tekrar edip sıkmayayım. So that. So that amaç gösterebilir değil mi? Hani böyle böyle olsun diye şeklinde amacımızı söyleyebiliriz. Bu yüzden böylece diye de çeviri yapabiliriz. Ee, i̇kisi tabii ki farklı şeyler işte virgülle alakalı bir durumu var. Ama hani sınavda soru çözüyorum. Dümdüz okuyun yani ister böylece ister bir şey olsun diye bu yüzden hani nasıl oturuyorsa otursun. Oturuyorsa so that cevaptır zaten. Even though ne yapıyordu, rağmen anlamı katıyordu. Whether, ee, whether iki cümleyi birleştiriyorsa eğer bu tarz bir görevdeyse hani olsun ya da olmasın şeklinde kullanılabilir. Mesela whether we accept it or not kabul edelim ya da etmeyelim deyip hani bir cümle söylemek bunun gibi bir şey. Şimdi diyor ki biz diyor yüksek teknoloji ekipmanlar kimya laboratuvarına install ediyoruz. Mesela install'un kurmak anlamını bilmiyorsak da işte ne olur? Laboratuvara yüksek teknoloji ekipman alıyoruz. Yüksek teknoloji ekipman yerleştiriyoruz gibi bir şeydir. Daha ne olsun? Sonrasında boşluktan sonra diyor ki bizim kimyacılarımız, teknisyenlerimiz will be able to work. Çalışabilecekler daha verimli şekilde. Hmm, o zaman aslında neden sonuç ilişkisi değil mi burası? Ama dikkat hani biz bunu bunu yapıyoruz. Hani bu ekipmanları alıyoruz, kuruyoruz buraya. Amaç ne? Onlar verimli şekilde, daha verimli şekilde çalışabilsinler diye. O yüzden hani evet bir neden sonucu ilişkisi şeklinde bu yüzden diyerek de hani çevirebilirsiniz. Ama amaç diye de çevirebilirsiniz. Bakın iki türlü de uyuyor. Bu noktayı vurgulamak istiyorum. Eğer hani amaç gibi gördüyseniz evet biz bu ekipmanları kuruyoruz buraya. Hani amaç da ne? Onların daha verimli şekilde çalışabilecek olması. Hani bir sonuç gibi gösteriyorsanız dersiniz ki evet biz bu ekipmanları kuruyoruz. Böylece onlar daha verimli şekilde çalışacaklar. İki türlü de bu oturmuş oluyor. Diyorum 13C oldu. 14'e gidiyoruz. Buyurun sizin. Geldim 14. soruya şimdi. Öyle bir kelime arayacağım ki bakın subjects kelimesini niteleyecek. Subject ne olabilir? Subject. Subject'in hani anlamları neler olabilir? Konu anlamına gelebilir değil mi? Hani bugünün konusu işte today subject falan gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Ondan sonra özne anlamına gelebilir. Hani cümle yapılarını anlatırken sürekli söylüyoruz. Bir de denek diye de bir anlamı var. Böyle çok araştırmalardan, deneylerden bahsediyorsak denek anlamında da görebiliriz. Şimdi bakıyorum subject kelimesini niteleyeceğiz. Ama ne anlamda? Hani bakıyorum buraya şimdi. Diyor ki işte free education, hani free health services, hani ücretsiz anlamda burada. Bu meseleler diyor en bir şey konu. Hani konu kelimesini olarak alacağım. Dünya üzerinde neredeyse tüm dünyadaki en bir şey konular. Şimdi excessive, excessive aşırı demek. En aşırı konular. En aşırı konu diye bir şey olmaz değil mi? Burada excessive, exceed fiilinden geliyor. Aşmaktan aşırı. Confused. Çok güzel bir hani soru. Confused'a dikkat edin. Confused kafası karışmış demek. Kafası karışmış bir konu olmaz. Confusing olsaydı en azından subject ile birlikte kullanılan bir şey derdim. Confusing çünkü kafa karıştırıcı mesele konu anlamında olabilirdi. Geldim C seçeneğine. C seçeneği fertile. Bu kelime verimli demek. Verimli, bereketli, e, iki türlü hani kullanılabiliyor. Hani topraklardan tarımda kullanılabiliyor ya da e, kadın doğurganlığından bahsederken kullanılabiliyor. E, i̇ki türlü de karşımıza çıkabilir. Hani fen, sağlık bir sürü hani konuda. Controversial. Controversial tartışmalı demek. Tartışmalı diyelim şöyle. Bakın oldu. Hani ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık hizmetleri meseleleri en tartışmalı konulardandır diyebiliriz. Güzel. Illiterate ise arkadaşlar okuma yazma bilmeyen okuma yazma bilmeyen şeklinde ya da hani ignorantla eş anlamlı olarak cahil şeklinde de kullanılabiliyor ama daha çok okuma yazma bilmemenin altının çizildiğini gördüm ben bu kelimeyle. Dedim 14'te denizli oldu ve 15'e gidiyoruz. Buyurun. Evet, soru sizin. Şimdi ben çözüyorum. Ne sorusu? Tense, değil mi? Tense'lere bakacağız. Ipucu arıyorum arkadaşlar. Ipucu, ipucu, ipucu. Yani oturup her şeyi anlayayım derdin de değilim. Ipucu. Destete, de, da de, da de, da 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 da. Hiçbir zaman ifadesi falan görmedim. Before, güzel. Before benim için iyi bir şey. Bir şey, by. Hani by dediğine göre burası mesela pasif olacak. Hani, değil mi? tenslerle birlikte bunu da düşünüyorum. Hani pasiflik var. Bir şey, bir şey, bir şey. Ha, üçüncü yüzyıl. 3. yüzyıl önemli. Bize yüzyılı söyleyerek üçüncü yüzyıl esnasında olan bir şeyden bahsediyorsa ne diyeceğim? Geçmişten bahsedeceğim. Simple past'la geçmiş yapmak isterim. Şimdi dikkat edin. Simple past buraya yaparsam şuraya. Ne var seçeneklerde? Bir A var. Pasif olduğu için böyle görüyorsunuz. Simple past demek normalde fiilin ikinci hali ama pasif olursa was ya da were were put şeklinde. Peki, başı ne oldu? Ya present perfect has been ya past perfect had been diyor. Şimdi dikkat edin. Past perfect nedir diye birisi gelip size sorsa ya da siz sorsanız birine. Hep şunu hatırlayın. Geçmişin. Geçmişi. Yani geçmişteki bir olayı anlatıp sonra onun daha da öncesiyle ilgili bir şey söylüyorsanız past perfect kullanıyorsunuz. O yüzden cevabınız denizli arkadaşlar. Dikkat. Present perfect demek şu anın öncesi demek. Past perfect ise geçmişte bir anı gözünüze kestiriyorsunuz. Onun öncesinde olanı söylüyorsunuz. O yüzden burada cümle şeklinde şöyle şöyle olması, böyle böyle olması diye anlattığınız olayın öncesinde olan şey anlatılacak birinci cümlede. Bu yüzden bakın şimdi hani bir de çeviri yapayım. Bu diyor şehir finansal ve kültürel merkezi olmuştur Orta Doğu'nun neyden önce? tahrip edilmeden önce doğal felaketler ve savaşlarla 3. yüzyıl esnasında ya da 3. yüzyıl boyunca. Demek ki bu yüzyılda bunlarla tahrip edilmiş ama bundan önce neymiş? Bir merkezmiş. Daha önce olan olay past perfect oluyor. Bunda lütfen ezber yapmayın. Şu şekilde. İşte before'un yanına simple past yazıyorum. Ondan önceki cümle böyle oluyor. Demeyin kendinize. Deyin ki hani Past perfect geçmişin geçmişidir. Zaten okuduğunuzda hangi taraf daha önce, hangi taraf daha sonra anlamca çıkar. Bir de bir hatırlatma. Yavuz Hoca da çok hatırlatıyor bunu. Ee, İngilizce'de söylediğimiz bu bağlayıcı before gibi laflarımız ilgili cümlenin başına geliyor. Biz Türkçe'de sonrasında söylüyoruz. Mesela biz ne diyoruz? İşte doğal felaketler tarafından tahrip edilmeden önce diyoruz. Değil mi? Cümlenin sonuna. Ama burada ilgili cümlenin başında. Buna dikkat ederseniz gayet rahat olur dedim ve 15 soru bitti. Bugün biraz kelime yoğunluğu göstermek istedim. Hani bağlaç her zaman her şeyin ortasında. Bir önceki videoda biraz daha konu çeşitliliği hani olsun istemiştim. Burada tekrar biraz böyle tense, bağlaç, işte hani preposition bunlara biraz daha dönelim istedim. Her videoda farklı farklı şeyleri göreceğiz ama bir yandan da tekrarlarımızı ihmal etmemek gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur, keyif almışsınızdır çözerken. Ben çok keyif alıyorum soru çözmekten. Sizler için de öyleyse ne mutlu bana. Bizlere info.testatörüsü.com'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınız için ya da tavsiyeleriniz için, önerileriniz için ya da hayır Yeliz işte bunu böyle yapma, şunu şöyle yap diye hani bir öneride bulunabilirsiniz, şikayet edebilirsiniz bir şeyden aman orası niye öyle diye. Hepsi için yorumlar ve info.testatörüsü.com açık. Şimdiden teşekkür ediyorum desteğiniz için görüşmek üzere kendinize dikkat edin